Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Koç burcu günü. Koç burcu erkeğini Haziran ayında neler bekliyor sevgili arkadaşlar? Bunları yorumlayacağım sizler için. Şöyle milayımı alalım. Bakalım Koç burcu erkekleri mayıs e, Haziran ayında neler yapacaklar? Haziran ayı enerjilerinde neler var? Neleri yapıp neleri yapmayacağını söyleyecek. Belki de tavsiye verecek, belki de uyaracak. Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz ben hemen kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. İsterseniz ileri sardırabilirsiniz videoyu, beklemek zorunda değilsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane kart Katina'dan uçtu geldi. Ee, siz görmediniz ama ben buna bir bakmak istiyorum. Hmm. Şimdi şu şurada şöyle bir dursun bakalım. Bir de bunu açalım. Bakın iki tane kart aynı. İkisi de aynı anlama geliyor. Komşu olasılıklar ve kupa yedilisi. Peki onu da şöyle koyalım o zaman. Şimdi çok güzel bir kupa asıyla birlikte açtık sevgili arkadaşlar. İstediğiniz teklifler önünüze gelecek ayın biri onu 11'i on bunlar çok önemli saat bir, saat 10 saat 11 gündüz veya gece hiç fark etmez bir yerden güzel bir haber bekliyorsanız Haziran ayında buna hazırlıklı olun. Burada bana şeyi söylüyor. Tılsım prensi ve güç kartı ile birlikte geldi. Gücün yanı da güneş kartını verdi. Tutku ve yıldız kartı geldi. Bu ay gerçekten de astrolojik olarak çok güçleneceğiniz bir ay olarak görünüyor. İstediğiniz şeylere karşı böyle bir tutku içerisinde olacaksınız. Yani artık bir amacınız olacak. Eğer ki hala hayatınızda bir yol tutturamadıysanız ki Koç burcu erkeği aslında istediğini bilir, ne istediğini bilir, alması gerektiğini almayı bilir. Kararlıdır ama sanki nedense bunu söylemek ihtiyacında bulundum. Hala eğer ki bir hayat bu hayatta hedefiniz yoksa bir hedefiniz artık olacak bir şeyi yapmak isteyeceksiniz olarak görünüyor elinizde sıkı sıkıya tuttuğunuz bir yerden beklediğiniz bir para iğri var bir um, gayrimenkul satışı olabilir bir araba satışı olabilir işte birine borç vermişsinizdir onun ödeme zamanı gelmiştir böyle sıkı sıkıya tutmuşsunuz ve ondan hiç vazgeçmiyorsunuz iyi yapıyorsunuz çünkü yanına güç kartı geldi yanına güneş kartı geldi güç kartı aynı zamanda aslan burcunun kartıdır yine size yardımcı olabilecek bir aslan burcu kadınını söylüyor sanki... ...yani... ...Aslan Burcu kadını eğer ki bir arkadaşınız... ...veyahut da bir e, akrabanız... ...belki eşiniz, belki sevgiliniz... ...belki anneniz... ...böyle birisi varsa... ...size bu ay güneşleri doldurabilir... ...istediğiniz parayı... ...alabilirsiniz olarak... ...gönül bir yardımı olacak sanki... ...evet... ...şimdi... Dolunay terazide geldi. İki tarafında kazandığı bir sonuç dedi. Demek ki bir ikili bir durum var sevgili arkadaşlar. Yani birisi daha böyle kazanmak istiyor sizin gibi. Neyse artık o. Ya da sizin gibi o da başarılı olmak istiyor. Belki bir rekabet içerisindesiniz. Belki bir yarışma içerisindesiniz. Bunu bilemiyorum ama hani böyle iki tane e, yarışmacı olur da hani yarışmaya çıkarlar. Her iki tarafında kazandığı bir sonuç. Sanki berabere kalmak gibi bir kart bu. Her iki tarafında kazandığı sonuç kartı Dolunay terazide olarak geldi. Aslında biraz da dengeye de sim geliyor bana. Bunu e, bu kazancınızı nasıl güçlendirirsiniz? İnancınızla güçlendirirsiniz olarak söylüyor. Şimdi bu ay kalbiniz birçok sebepten dolayı çok kırık aslında. Çoktan bu kalp kırılmış. Haziran ayı ee, kalbiniz kırılacak değil kırılmış bir kalple giriyorsunuz haziran ayına ve burada bir iletişim problemi var bir iletişim kaygısı var birileriyle birkaç konuda veyahut da birkaç kişiyle bir iletişim problemi görünüyor size konuşamayacak derdinizi anlatamayacak veyahut da kendinizi ifade edemeyecek olabilirsiniz kartımızda Kalif kartı geldi kendini bildiğiniz böyle ben Katina destesini almayacak ama diğer desteleri alırken elimden fırladı yani desteden fırladı gitti kendine bağımsız bir deste olmaya başladı artık Katina destesi kendi kendine benimle konuşuyor <laughs> açık konuşmalar ve hesaplaşma vakti yüz yüze gelip konuşmalar yaşanabilir diyor bunu da dikkate almanızı tavsiye ediyorum birisi sizinle yüz yüze konuşmak görüşmek ve hesaplaşmak isteyebilir Burada da işte iki tarafında kazandığı bir sonuç kartı da sanki bunu da ifade ediyor gibi geldi bana. Yani konuşursanız çok iyi olacak. Yüzleşirsiniz, derdinizi anlatırsanız o da derdini anlatırsa, sıkıntısını, mücadelesini anlatırsa siz de anlatırsınız. Çok güzel olacak olarak görünüyor. Çünkü burada kötü bir şey yok. Sadece iki tarafında kazandığı bir sonuç kartı ile birlikte bu kalif kartı bana biraz bunları söylettirdi sizlere karşı. Şimdi kadersel olarak şanslı bir zamanlamada olacaksınız. Dileğiniz gerçekleşebilir tuttuğunuz altın olabilir. Arzu ettiğinize kavuşma şansı yakalayacak olabilirsiniz. Böyle artık çok arzulayacak böyle güçlü isteklerde olacaksınız. Eğer ki bir aşk ilişkiniz var ise cinsel çekimi yüksek bir aşk ilişkisi sizleri bekliyor. Belki hani bu ay biraz daha böyle ilişkiniz... Ee, hani işte konuşuyordunuz şimdi bir sevgili ilişkisine dönmeye başlayacak olabilir. Flörtten biraz daha böyle hani e, tam istediğiniz gibi birisini bulmuş olabilirsiniz. Dış görünüşüyle de itibariyle tabii ki Koç burcu erkeği dış görünüşe çok önem verir. Onun için karakter ikinci plandadır. İlk başta ee, dış görünüşü çok güzel olacak manken gibi fiziği olacak çok güzel giyinecek pahalı giyinecek işte güzel bir işi olacak bunları oldu mu koç burcu erkeği düşer bayılır sevgili arkadaşlar hiç evet, karakteriniz şeymiş e, kötüymüş yemek yapmayı bilmiyormuşsunuz bunlar hiç önemli değildir maalesef bir koç erkeğini etkilemek istiyorsanız dış görünüşünüze özen göstermeniz gerekiyor haddinden fazla hatta olarak diyebiliriz koç erkeğinin de huyu suyu böyle sevgili arkadaşlar Evet, şimdi sorularımızı sormaya başlayabiliriz. Evet, bir işi olmayanlar. Bir işi olmayan Koç burcu erkekleri 11 11 enerjisiyle geldi burada. Bir kutlamaya katılacaksınız, bir nişan düğün söz organizasyonu var, sünnet düğünü de olabilir tabii ki bu arada. Ee, ya da bir emlak alımı, satımı söz konusu, bir kiralık eve de çıkacak olabilirsiniz. Emlakçılık işiyle de ilgilenmek isteyecek olabilirsiniz. Bir daire meselesi, bir taşınma meselesi, bir şeyler var sizde. Peki bu nedir? İşte geldi çünkü, işi olmayanlara geldi. Bu konuyla ilgili işlerin değiştirip dönüştürülmesini istiyorsunuz. Peki nedenmiş çünkü çok tutukluk enerjisi varmış. O yüzden Şeytan kartıyla birlikte artık bir şeylerin bayağı güzel bir yoluna girmesini istiyorsunuz. Hayatınızın düzene girmesini istiyorsunuz. Bıkmışsınız, sıkılmışsınız olarak görüyorum bu işten, her neyse bu. Dediğim gibi emlak alımı satımı olabilir. Bir emlak işine girmek istemiş olabilirsiniz, isteyecek olabilirsiniz. Ee, daha önceden de istediğiniz zaman belki şimdi gerçekleşecek. Veya da bir organizasyon işlerinde çalışacak olabilirsiniz. Ee, Düğün, nişan, nikah işleri söz konusu olabilir. Eğer ki hani buna niyet ettiyseniz evlenebilmek için belki de bir şeyleri değiştirip dönüştürmekte de isteyecek olabilirsiniz. Çünkü işiniz yok. İşiniz yokken nasıl evleneceksiniz? Bir tutukluk enerjisi varmış üzerinizde. Bunun değişip dönüşmesi için bu ay çalışacakmışsınız. Pekala bir işi olanlar ise aman dikkat. Evet bu kartta kendini attığı iş yerinizde arkanızdan birileri e, bir işler çeviriyor olabilir. Çok fazla bilinmemezlik var. Akrep, balık, yengeç burçlarına karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve sizi oyalıyor olabilirler iş yerinizde. Peki bir ilişkisi olmayanlar? Bir ilişkisi olmayanlar kalbiniz çok kırık sevgili arkadaşlar. Ama bakalım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi şöyle kalbinizin kırık olmasına rağmen Kendiniz bu ay çok güzel toparlanacaksınız dengeye geleceksiniz iyice güzel bir karar vereceksiniz böyle bir e, gerçekten manevi açıdan çok güzel toparlanacağınız bir ay artık bu üzüntü o kadar küçük kalmış ki ya e, artık üzüntünüzü düşünmemeye başlayacaksınız hani e, bırakacaksınız gidecek aşk hayatınızla alakalı bu üzülme bu ihanete uğramak ya da birinden kötü söz duymuş olabilirsiniz manasına gelen kılıç üçlüsü geldi çünkü. Ama sizin niyetiniz böyle ciddi olduktan sonra, dengeli bir insan olduktan sonra karakteriniz hiçbir şekilde bir üzüntü size vız gelir, triskider olarak diyoruz. Pekala bir ilişkisi olanlar için ise bakalım. O çok güzel. İlişkinizdeki kişiyi çok e, beğeniyorsunuz. Tam size göre birisi olarak görünüyor. Sizin için mükemmel bir e, ay olarak görünce bütün dilekleriniz yerine geliyor. Çok memnun kalacaksınız bu ilişkiden. Evli olanlar için ise bir çatışma içerisindesiniz ama burada sadece evli olduğunuz eşinizle değil. Başka insanlarla da çatışıyorsunuz. Burada 5 kişi var çünkü sevgili arkadaşlar. Hayırdır diyoruz. Ne olmuş buraya bir bakalım. Uzun zamandır olan bir şeylerden bahsediyor. Artık bazı şeyleri görebilecek misiniz? Hım. Şimdi e, ya siz para istiyorsunuz ya bir borç veriyorsunuz birilerine sürekli ya da siz birilerinden para alıyorsunuz olarak göründü. Aynı zamanda evliliğiniz için bir de sadaka vermenizi tavsiye ederim. Şimdi ne olacak evlilikte böyle neyi fark edeceksiniz? Peki uzun boylu bir kadın veyahut da aslan burcu, koç burcu, e, yay burcu bir kadından da bahseder ya da uzun boylu, uzun bacaklı bir kadının araya girmesi ve ilahi adaletin tecelli etmesi ve taşınma kartı ile birlikte geldi harekete geçme kartı geldi zaten koç aslan yay burcunu temsil eder değnekler. ateş elementidir ve eğer ki eşiniz de koç aslan yay ise evliliğinizde e, kumandayı kendi eline almak isteyecek ve sizin için güzel olacak eğer ki değilse e, başka bir kadın koç aslan yay burcundan bakın burada da söylemiştim zaten böyle bir kadın sanki hayatınıza müdahale edecek ama iyi bir şekilde müdahale edecek ve sizin hayatınızda bir taşınma meydana gelebilecek olarak görünüyor ve bu taşınma sizin lehinize olacak. Son derece iyi bir karar vermiş olacaksınız. Peki nedir bu konu nedir bu taşınma? Şey, bir araya gelmişsiniz, konuşmuşsunuz, fikir alışverişi yapmışsınız ve evet bir şeyden gitme kararı almışsınız veyahut da bir yerden gitme kararı ve bütün gemileri yakmayı Yıkmayı düşünüyorsunuz Ayrılmayı düşünüyorsunuz ama Bulunduğunuz çevreden gibi geldi bana Evet peki Ben evli değilim benim ilişkim yok Ben platoniyim bakalım Platonik olduğunuz kadına karşı enerjiniz nasıl Dediğimde tasım kraliçesi geldi Anneniz geldi Boğa başak oğlak grubundan olabilir anneniz ya da Oturaklı bir kadın olabilir hanım hanımcık Şimdi şöyle bir şey Burada eğer annenizin enerjisi yoksa karşınızdaki kadın sizden belki birazcık yaşça büyük olabilir ya da aynı yaşta olabilirsiniz bir platonik olduğunuz kişi. Bu kişiyle bir iletişim sağlayacaksınız bu ay. Gayet güzel bir iletişim sağlayacaksınız. Fakat bu iletişimin sonunda hani bir yere gidip çay içmek gibi teklif edeceksiniz. İşte sizinle görüşmek isterim, bir çay içer miyiz falan diye bu tarz eğer böyle bir niyetiniz varsa hadi gel şurada kahve içelim, hadi gel şurada işte bir şeyler yiyelim falan bu tarz da olabilir. Ee, aranızda farklılıklar olduğunu keşfedeceksiniz. Yani din, dil, ırk, eğitim, kültür, aile, yaşam tarzı, bunlar olabilir sevgili arkadaşlar. Yaş farkı olabilir. Bunları fark edeceksiniz ve sanki platoniklikten artık çıkacaksınız. Kararınız ne yönde olacak? Merak ettim şimdi. <laughs> Hep de bu merak. Evet, bir zenginlik işi, bir iş ya da Bakalım hmm. biraz soğuk enerjilerde olacaksınız hani bu kişinin platonik olduğunuz kişinin maddi durumu sizi çok ilgilendirecek yani sanki maddi açıdan hani sen bir kenarda dur diyecek olabilirsiniz arkadaş olarak ama bir ilişki olarak zannetmiyorum o kadar böyle şey vermedi sıcak bir enerji vermedi ve bu kişiyi belki ikinizin de ailesi birbirinizi tanıyor yani onun ailesini siz tanıyorsunuz sizin ailenizi o tanıyor olabilir. Peki platonik olanlar. Acaba ex partnerinizle buluşma enerjiniz nasıl? Sizin bu ay Haziran ayında bir enerjiniz var mı? Pişmanlık yaşıyorsunuz. Aynı zamanda memnunsuzluk. Evet böyle bir kalp kırıklığı, böyle bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ve bu kişiyle görüşmüyorsunuz. Ex onu görmüyorsunuz. Ya bir engel var ya da bilerek bakmıyorsunuz. Öyle ilerliyorsunuz. Pekala koç aslan yay burcu ve kılıç prensi ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yapacak mısınız? Adım atacak mısınız? Bu iş için çalışmanız gerekiyor. Şimdi birbirinizi belki engellediniz sosyal medyada. Çok o kadar da şeyi görmüyorum ama son konuşmanızda sanırım biraz öfkelenmişsiniz birbirinize. Öfkelendiğiniz için de hani artık ne yapayım bu saatten sonra da şimdi ben mi ona döneyim tarzında eliniz kolunuz ve gözünüz bağlı. Hatta ağzınız bile bağlı diyeceğim neredeyse konuşmuyorsunuz çünkü bu kişi için birazcık çalışmanız gerekiyor. Yani bu kişiye emek vermeniz, ilişkiye emek vermeniz gerekiyor. Eğerse, eğer ki istiyorsanız bu kişiyi, aklınızdaki kadını. Evet sevgili arkadaşlar sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Destenin altına ölüm kartı ile birlikte geldi. Akrep burcu kartımızdır ve ölüm ex partnerlere büyük bir değişim dönüşüm getirecek. Bu da demek oluyor ki eğer suskunsanız Aranız bozuksa ki ex partnersiniz tabii ki öyle. Bu durumun yakın zamanda değişeceğini söyler. 13 numaralı kartımızdır ölüm kartı. Ayın 13'üne 13, 13 Haziran'a bir dikkat edin. Belki diliniz çözülür. Belki karşı tarafa bir mesaj atma ihtiyacı duyarsınız. Veyahut da yolda görürsünüz imkanı varsa tabii ki. Veyahut da ona gidersiniz bilemiyorum. Bir şekilde bir iletişim artık kökten radikal bir değişimin geldiğini söyler bizlere kartlar. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık Temmuz ayının yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.